Sevgili Kanal Antalya izleyicileri, bir Aydın Bakış programında gene beraberiz. Sözle başlamadan önce, bugünkü programa başlamadan önce son günlerde gittikçe artan bir ilgi görüyoruz vatandaşlarımızdan, özellikle Antalyalı hemşerilerimizden. Ve hep değişik konular seçiyoruz. Bu konuların içine girmesini istediğiniz, toplumu da geniş kesimlerle ilgilendirebilecek bir talebiniz olursa, bu ticaret olabilir, ekonomi olabilir, sağlık olabilir, siyaset de olabilir. Ama oldukça tarafsız bir şekilde olur tabii siyaset olursa. Taleplerinizi Kanal Antalya'ya iletirseniz biz bunları değerlendiririz. Ve konunun uzmanlarını da elimizden geldiği kadar, Antalya'da yaşayan uzmanlarını, belki Antalya dışından da olabilir, temin edip burada sizlerle buluşturabiliriz. Evet, bugünkü konuğumuz çok değerli bir, çok zarif bir hanımefendi. Kendisi Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Yeni adıyla doktoralı öğretim görevlisi ama ben eski adını kullanacağım. Çünkü bu ismi yok edenlerle de mecliste ciddi bir tartışmamız olmuştu. Yardımcı doçent doktor Mehtap Türkay hanımefendi. Kendisi aşı güvenliği, aşı teknikleri, aşılama konusunda uzman aynı zamanda, hem bir halk sağlığı uzmanı hem de bunu alt bilim alanı olarak kabul edebiliriz. Tesadüf bu ya, bu hafta da aşı haftası ve bu konuda da halkımızın, hatta dünya halklarının gündeminde de çok ciddi soru işaretleri olduğunu biliyoruz son yıllarda. Bu konuları açıp tartışıp sizi olabildiğince bilimsel bir bakış açısıyla bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Sayın Mehtap Türkay, hoş geldiniz. Teşekkür Onur ederim. Verdiniz Kanal Antalya'mıza. Çok sağ olun. Ben ilk soruyu şöyle açmak istiyorum. Hatta iki soruyu birden başlatmak istiyorum. Niçin aşı yaptırmalıyız? Aşı yaptırmasak ne olur? Hocam, teşekkür ediyorum. Şöyle, niçin aşı yaptırıyoruz? 23 Nisan'ı geride bıraktık. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı. Çocuk sağlığında konuşmanın tam haftası. O yüzden de niçin aşılıyoruz? Tabii ki çocuklarımızı korumak için aşılıyoruz öncelikle. Çocuk sağlığını korumak, iyileştirmek, geliştirmek adına aşıları yapıyoruz. Sadece kendi çocuklarımız için değil, aynı zamanda da toplumda var olan çocuklu diğer çocukların da sağlığını korumak için aşılıyoruz. Şunu demek istiyorum aslında. Toplumda geniş bir kitleyi aşılarsak eğer, çocuklar arasında %90-95 oranında çocukları aşılarsak, aşılanmamış çocukları da korumuş oluyoruz. Biz buna toplum bağışıklığı diyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı aşılamak zorundayız, aşılatmak zorundayız. Ne olur aşılatmazsak? Şu anda örneğin aşı programlarını kapatalım, yapmayalım çocuklara. Dünya yüzeyinde şöyle düşünebiliriz. Her yıl 20 bin çocuk, çocuk felci nedeniyle sakat kalacak demektir her yıl. Yine kızamık hastalığı geçiren 1000 çocuktan 60'ı zatürre olacak. Bir tanesi beyin iltihabı olacak. 2 tanesi ölecek. Yine diğer hastalıkla boğmaca, sadece üstelik çocukları değil, erişkinlerde de görülmeye başlandı. Salgınlar şeklinde ilerleyecek. Yine diğer aşıyla korunabilir hastalıklar arasından sayabileceğimiz difteri, neonatal tetanos, ya özellikle yeni doğanlarda, işte biz anneleri aşılıyoruz ki çocukları tetanozlu olmasın, yeni doğan tetanozu. Yaklaşık 0.7, yani 1 milyona yakın çocuk yeni doğan neonatal tetanozdan ölecek demektir. Aşılamazsak tekrar hastalıklar, salgınlar şeklinde karşımıza çıkacaktır. Evet. Ben de şöyle bir istatistiki rakam var. Bilmiyorum doğruluğunu, size de sorayım. Dünyada klasik aşılar, artık bugün yelpaze çok genişledi ama aşılama dönemleri başlamadan önce yaklaşık sırf aşılanamadığı için yılda 3 milyon çocuk özellikle öldüğünü ve 750 bin civarında da sakat kaldığına dair bir rakam var bende. Haklısınız hocam. Herhalde sizin de değindiğiniz konular bu şeyi gerçekleştiğini ifade ediyor gibi geldi bana. Türkiye 1981 yılında genişletilmiş bağışıklama programına girdi. 85 yılında da büyük aşı kampanyası yapıldı. Tüm yurda yayılan,
her kesimindeki bireylerin katıldığı çok katılımlı bir aşı kampanyasıydı. Ve biz sadece 6 antijen aşı uyguluyorduk. Yani difteri, bolmaca tetanos, polio. Polio aşısı, oral polio aşısı, damla ile verilen, ağza damlatılan. Yine tüberküloz aşısı, 6 antijene, bir de kızamık aşısı vardı. 6 antijene karşı yapılan aşı her yıl 3 milyon çocuğun yaşamını kurtardı. Evet, aynı noktaya geldik. Peki Sayın Türkan, yapılan aşılar Türkiye'de ve dünyada neyi değiştirdi? Gerçi bir miktar söylemiş olduk bunu ama. Şöyle, çocukluk çağı aşılamaları bir hastalıkların, özellikle bazı hastalıkların ortadan kalkmasına neden oldu. Örneğin çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı. İlk aşı uygulaması Anadolu'da farklı zamanlarda tabii ki çiçek aşılaması var. Çiçek hastalığına yönelik aşılama var. Ama biz toplu aşılamaya Jenner'in çiçek aşısını bulduktan sonra geçtik. Öyle bakarsak örneğin 1976 yılından sonra çiçek hastalığını görmedik. Yani sanıyorum 1980'den sonra da aşı da işte dünya milletleri kaldırdı çiçek aşısını, biz de dahil olmak üzere. Evet hocam, evet. Ben çocukluğumda olmuştu çiçek aşısı mesela. Evet, evet. Yeni nesillerde olmadı böyle bir şey. Tamamen ortadan kalktı. Yine kızamık, örneğin Amerika kıtası biliyorsunuz, elimine etti kızamığı. Şimdi tekrar salgınlar oraya var. Geleceğim. Oraya geleceğim. Tekrar salgınlar var. Oralara yani geleceğiz. Yine polio 98'den beri Türkiye, özellikle hani kendi bulunduğumuz coğrafya açısından risklerimiz tabii ki var. Ama Türkiye 98'den beri polio vakası olmayan bir ülke. Ama yani aşılamaya devam ediyoruz. Tabii ki, çünkü çevremiz. Hatta Suriyeli göçüyle birlikte polio vakaları Türkiye'de tekrar görülür hale gelebileceğine dair endişeler de varsa diyorum. O yüzden aşılama aktiviteleri aşılamaya devam etmemiz lazım. Sorum şu Sayın Türkay, aşıların içinde zararlı madde var mı? Bu da çok yoğun tartışılan bir konu olduğu için soruyorum. Evet, şimdi şöyle, aşılar tamamen biyolojik ve güvenli ürünler bir kere. Onu bir kenara koymak gerekiyor. En çok tartışılan aşının içerisinde adjuvan olarak yer alan alüminyum gibi, yine formaldehit gibi aşı güvenliğini arttırmak için kullanılan ve yine tiomersal gibi cıvalı bileşikler en çok tartışılan 3 madde. Tabii bunun yanında plasentaller var ya da işte domuz jelatini gibi maddeler var gibi konuşulanlar var ama en çok bu 3 maddeye karşı çıkılıyor. Şöyle, tiomersal aşıların içerisinde var, tüm aşılarda değil ama. Hangi aşılarda var? Toplu olarak yapılan aşılar, yani flakon diyoruz biz ona, 20 doz, 40 doz aşı içerenlerde. Daha çok okullarda yapılan aşı. Eskiden yani, ama. Eskiden, aynen. Eskiden, tiomersal şu andaki var olan aşılarda yok. Olsa ne olur? Tiomersal etil cıvaya dönüşüyor vücutta. En basit şöyle anlatabilirim. Civa zararlı diyorlar. Tabii ki metil civa element olarak zararlı. Ama çok basit anlatımla sodyum da element olarak zararlı. Klor da element olarak zararlı. Ama sodyum klorür birleşince sofra tuzu haline geliyor. Evet. Yani bu bakış açısıyla bakarsak diyor Mersal'e, aşının içerisinde biz onu tamamen aşının güvenliğini arttırmak ve çok kullanımlı aşıların güvenli saklanmasını sağlamak için kullandığımız madde vücutta tamamen biyolojik öğüne dönüşerek hızla vücudu terk ediyor. Ve bugüne kadar yapılmış hiçbir çalışma tiomersalin zararına vurgu yapmamış. Böyle bir bilimsel kanıt da yok. Yok. Alüminyum yine çok tartışılan bir konu. Özellikle Sayın Karatay biliyorsunuz 65 yaşındaki üzerindekilere alüminyum var, Alzheimer'a neden oluyor diye sakın yaptırmayın diye bir söylemi vardı biliyorsunuz. Maalesef. Çok severim kendisini, tanışırız da ama evet. Alüminyum şöyle, doğada en çok bulunan maddelerin üçüncüsü. Oksijen, silisyum, alüminyum. Yiyeceklerimizde, suyumuzda, havamızda, her yerde alüminyumla maruz kalıyoruz.
ve günlük yaşamda aşıdan bağımsız aldığımız alüminyum dozu 7 ila 9 miligram gibi bir doz. Aşıyla çok daha azını alıyoruz alüminyumun ve alüminyum aşılarda adjuvan olarak yer alıyor, bağışıklık sistemini daha fazla aktive etmek için. Böyle bir görevi var alüminyumun. Bu yüzden hani bunu da zararlı nitelikte adlandırmak çok yanlış. Tam tersi, hani onu bağışıklığı arttıracak ve çocuğun o hastalığa yakalanmasını engelleyecek olarak bakmak lazım. Formaldehit'e gelince, formaldehit yine vücutta bazı biyokimyasal olaylarda oluşan bir madde. Ama aşı üretiminde aşının son ürün oluncaya kadar kullanılan bir madde. Yani aşı son ürüne kadar gelirken formaldehit kullanılır ki virüsler ya da toksinler inaktive olsun. Yani onları daha zayıflatalım. Son ürün halindeyken formaldehit aşının içerisinden çekilir. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği dozun çok çok altındadır formaldehit. Hatta yok da denebilir. İçerisindeki bulunan maddeler çocuk sağlığına zararlı olan maddeler değildir. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle de bir bilgim var. Yeni edindim bu bilgiyi. Sanıyorum 70'li yıllarda Lancet'te bir araştırmacı bu. Theo Mersal'in yani etil civanın otizm yaptığına dair bir şey yayınlıyor. Zaten bu gürültü ondan sonra kopuyor. Ama sonradan bu şeyin doğru olmadığı yalanlandı. Hatta bu makaleyi yapan kişinin de meslekten ihraç edildiğine dair de bende bir bilgi var. Yani sanki bir tür şarlatanlık gibi diyelim, değerlendirelim. Ama epey de herhalde toplumları etkilemiş bu otizm konusu. Evet. Zaten aşı karşıtlarının en önemli sloganı. Sloganı bu. Aşılar otizme neden olur. Maalesef 98 yılında Lancet'te yayınlanan Wakefield'ın çalışması 12 otizmli çocukta yapılmış, kontrolü yok. Evet. Biz hep kontrollü deneyleri öneririz. Çalışma yöntemi olarak da böyle olmalı. Daha gerçekçi veriler elde edebilelim diye. 12 çocuk zaman zaman araştırmaya girmiş çıkmış. Ve aynı zamanda Wakefield otizm nedeniyle aşı firmalarına mahkemeye veren ya da tazminat davası açan ailelerden de ücret almış. Şimdi böyle olunca ve yine 92-98 kohortunda Danimarka'da yapılan çalışmalarda bunun tam tersini söylüyor. Wakefield şöyle bir şey söylüyor. Aşıların içerisindeki tiomersal gastrointestinal sistem yani sindirim sistemini etkileyerek çocuklarda otizme neden oluyor. Tersten düşünelim. Biz tiomersali aşıdan çıkarırsak o zaman otizm, toplumdaki otizm sıklığında azalma bekleyeceğiz. Evet. Tek dozluk yani kişiye özel yapılan aşılarda ki tiomersal yok. Bugün birçok aşı bu şekilde yapılıyor. Evet. Kişiye özel ve tiomersal içermiyor. Bu aşılara geçişte otizm sıklığının azalmasını bekliyoruz. Böyle bir veri yok. Kesinlikle otizm sıklığında bir azalma yok. Danimarka çalışmaları, Amerika çalışmaları, Kanada çalışmaları bunu destekliyor. Yine Wakefield'ın bu etik dışı davranışları nedeniyle de 2010 yılında Lancet çalışmayı geri çekiyor. Wakefield'ın da zaten bu konudaki çalışması yasaklanıyor. Elinden diploması alınıyor. Evet. Ciddi aşı karşıtlarının en önemli dokümanıydı. Bu şu anda böyle bir kanıt yok. Evet. Kesinlikle böyle bir kanıt olmadığı için de gündemde tiomersal ile ilgili bir zarar yok. Evet. Yani vatandaşlarımıza diyebiliriz ki tiomersal veya bir civa bileşiği diğer taraftan hiçbir şekilde aşı üzerinden insanlara zararlı etki yapması mümkün olan bir madde değildir. Bir kanıt yoktur bilim dünyasında diyebiliriz. Virgül koyalım hocam. Koyalım. Bugünkü aşılarda tiomersal yoktur. Tiomersal de yok. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir diğer soru da şu. Toplumumuzda sık görülmeyen hastalıklara karşı da aşılama yapmalı mı? Gerçi çiçeği yapmıyoruz artık. Bütün dünyada kalktı da. Ama diğer bazı hastalıklar var. Onlara karşı aşılama yapmalı mıyız? Sık görülmese bile.
Şimdi biz aşı şeması oluştururken bir kere belli bazı özelliklere bakarız. Aşı programları, bir ülke nasıl aşı programını oluşturur? Buna bakarken bir hastalığın özeline bakarız. O hastalık önemli bir hastalık mı? Sık görülüyor mu? Ölümcüllüğü yüksek mi? Ya da işte sakat bırakıyor mu? Toplumda çok mu fazla gözüküyor diye bazı hastalığa özel bazı epidemiolojik bulgulara bakarız. Aynı zamanda başka bir tedavisi var mı aşı dışında? Daha maliyet etkin, daha ucuz bir tedavisi var mı? Aşısı var mı? Ve o aşının bizim kabul edilebilir dediğimiz etkinlik düzeyi var mı? Ya da yan etkileri hiç az mı? Bunlara bakarak değerlendiririz. Bu anlamda az görülen, toplumda az görülen her hastalığa karşı bir aşı geliştirmek mümkün değil. Bu anlamda bakarsak, yani programa girmesi açısından. Bugün Türkiye'deki çocukluk çağı aşılarının tamamı sık görülen, çocuklarda görüldüğü zaman komplikasyonlu dediğimiz başka enfeksiyonlara ya da başka hastalıklara neden olan aşılar. Örneğin kızamık, zatüreye neden olur. Kulak iltihaplanmasına neden olur, beyin iltihaplanmasına neden olur ya da çocukları öldürür. O yüzden de biz daha çok önemli olan hastalıklara karşı aşı geliştirebiliriz. Ama burada bir parantez açmak istiyorum hocam. Son yıllarda yayınlanan bazı yayınlar şuna vurgu yapıyorlar. Örneğin bazı hastalıklara karşı aşısı olsa kullanılmaz mı etkili aşılar? Tabii ki olabilir ama bunun için ciddi bir maliyet ve yatırım gerekiyor. O yüzden de daha çok toplumun öncelikleri göz önüne alınarak aşı Doğru. programları oluşturulur. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir soru daha var kafamda. Duyumlara göre, deminki sorduğum soruya bir ilave de yapmak istiyorum. Yani bizim toplumda sık görülmeyen bazı hastalıklar, atıyorum sarı humma şu anda pek yok ama aşısı var bunun. Var. Bunu rutin olarak Türkiye'de herhalde aşı yapmaya gerek yok. Ama seyahat edenler için önerilir zannediyorum. Yani sarı hummanın sık görüldüğü bir yere gidiliyorsa örneğin seyahatler sırasında bunu yaptırmaları Afrika'ya seyahat Her coğrafyanın kendi florası var. Ama o coğrafyaya seyahat eden vatandaşlarımıza bu aşıları da yaptırmak herhalde gerekiyor. Tabii ki hacca giderken örneğin menenjit aşıları yapılıyor. Doğru, hacca giderken. Yine Afrika'ya gidenler ya da işte o bölgeye gidenler mutlaka sarı humma aşıları yaptırılıyor. Peki menenjit aşı dediğinizde Türkiye'de menenjit aşısı yapılıyor mu şu anda? Yapılmayı tavsiye ediyor muyuz? Şöyle, Sağlık Bakanlığı şemasına girmek üzere menenjit aşısı. Girmek üzere değil mi? Çünkü benim torunum da tavsiye edildi de çok yeni bir menenjit türü için şu anda girmediği için tabii yüksek bir maliyetle ama biz yaptırdık aşıyı neticede. Var böyle bir şey değil mi? Girmek üzere. Evet, 14. antijen geliyor. Aynen. Şimdi ben de bazı duyumlarda şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de her nedense ya aşılamaya direnen veliler var ya da belki toplum politikası nedeniyle, örneğin Kaliforniya'da boğmaca aşısı gündemden çıkıyor fakat ciddi bir boğmaca salgınıyla karşılaşıyor Kaliforniya. Duyumlarıma göre geçmişte Amerika'da gene herhalde o da Kaliforniya'da kızamık salgını oluyor. Hatta bugünlerde bile, o da bugün kızımla konuşurken duydum, Amerika'da gene bir kızamık salgını söz konusuymuş. Evet, 2017'de başlayan. Evet, bu herhalde aşıya karşı olan dirençten, yani yanlış yönlendirmeden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şöyle hocam, aşı karşıtlığı tüm dünyada sorun. Sorun. Önemli bir sorun. Evet. Ama yeni bir sorun değil. Evet. Yani ilk 1796'da Jenner'in aşıyı bulmasıyla başlayan bir aşı karşıtlığı sorunu var tüm dünyada. Evet. Çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. İşte o dönemde hastalıkların nedenleri olarak toplumda bir Tanrı'nın ceza vermesi, işte bazı hastalıklar Tanrı'nın ceza verdiği, işte görülmesi gerektiği üzerine kurulu. Bir de miyasma teorisi dediğimiz bizim hastalıkların pis kokulardan ve onların buharlarından meydana geldiğine inanan bir grup var. Hatta şöyle, Orta Çağ Avrupa'sında bu nedenle hijyen sorunu ya da hijyenin tanınması, sanitasyon ve daha çok çevresel küçük önlemlerle
bazı hastalıkların ortadan kalkmasına ya da azalmasına neden olmuş bir durum söz konusu. Ve onlar diyorlar ki bu hastalıklar gözükmeli zaten. Hani aşı bunun önünde en büyük engel. O zamandan başlayan yönteme yönelik, aşının geliştirilmesindeki yönteme yönelik ya da işte aşının güvenliğine yönelik endişelerle karşılıklı çıkan bir aşı karşıtlığı var. Ama çiçek şöyle bir hastalık hocam. Öldürücülüğü çok yüksek bir hastalık. Evet. Ortalama %30. 100 kişi hasta oluyorsa 30'u ölüyor. Bazı ülkelerde %60'a kadar çıkıyor. Üstelik sağ kalanların 1/3'ünde de körlüğe neden oluyor. Evet. Toplum çok korkuyor. O yüzden de 1966'da Dünya Sağlık Örgütü'nün çiçek hastalığını eradike etme programına tüm dünya katkı sağlıyor. Ve 76'da aşı karşıtlarının küçük bir grup olması nedeniyle de biz eradike edebildik. Bugünkü sorunumuz ne? Aşı karşıtları gene küçük bir grup olabilir ama ellerinde çok büyük aygıtlar var. İnternet, sosyal medya. Yani topluma seslerini duyurabilecekleri blokları var. Bu yüzden de kulaktan dolma, etkili olabiliyorlar. Bilimsel olmayan komplo teorileri, işte dini argümanlar ya da felsefi konularla kişilerin önlerine çıkabiliyorlar. Evet. Ya da kendilerinin riskli olmadığını düşünen bir grup da var. Yani biz bu bize toplumda bulaşmaz bu hastalık. Evet, bu toplumda izole yaşıyoruz zaten. Bizim çocuklarımız güvenle aşısız durabilirler. Bir anlayış. Seyahat etmeyecek mi bu çocuklar hiçbir gün, o toplumun dışına çıkmayacak mı, onu düşünmüyorlar. Aynen öyle. Bir de okula gidiyor bu çocuklar. Okula gidiyor çocuklar. Çok yani homojen grupta değiller, heterojen gruptalar. Evet. Okulda kontaminasyonun en rahat olabileceği ortam. Artı bir de aşının bu demin tartıştığımız içeriğine yönelik karşı çıkan bir grup var. Bir de hani domuz jelatini demiştim, onu çok açmamıştım. Bazı aşıların içerisinde domuz jelatini var iddiasıyla işte haramdır. Haramdır. Söylemleri var. Tabii ki şöyle dünya İslami Tıbbi Tıp Cemiyeti, Dünya İslami Tıp Cemiyeti, kısa adıyla İSOM, domuz DNA'sının olmadığı ve o yüzden de güvenle bu aşıların yapılacağı yönde bir fetvası da var, öyle söyleyeyim. O yüzden hani domuz jelatini var diye ki yok. İslami endişelere de gerek yok diyorsunuz. Evet, İslami endişelere de gerek yok. Aşı karşıtları birkaç argümanla çıkıyorlar. Kesinlikle kulaktan dolma, bilimsel kanıt değil. Ve şöyle, aşı karşıtlığı çalışmalarında iki grup öne çıkıyor. Bir tanesi bu aşı karşıtlarının argümanları en çok yoksulları etkiliyor. Çünkü onlar bu konuda çok derin bilgiye sahip olmadıkları için ve bilgiye ulaşma yollarında da sıkıntıları oldukları için çocuklarını aşılatmama yönünde bir tercihte bulunabiliyorlar. Kendilerini güvenli alanda hisseden varsıllar da, onlar da çocuklarını işte biz çok güvenlikli ortamdayız diye aşılatmama tercihinde bulunabiliyorlar. Bu da toplum bağışıklığı, en başta söyledik. Aşılanmamış çocukları koruma özelliği, geniş toplumun aşılanması nedeniyle toplum bağışıklığını etkiliyor ve hastalık artık salgınlarla seyrediyor. Şöyle, biz 2011'de bir kızamık salgını yaşadık. Geçen yıl çok küçük çaplı... Aşısızlıktan olan bir şey tabii bu da, değil mi? Daha çok aşısızları etkileyen. Ama erişkinlerin de olduğu bir gruptu bu. Evet. Sadece çocuklar değil, erişkinleri de etkileyen bir salgın yaşadık. Yine biz geçen yıl gene küçük çaplı Antalya'da bir salgın yaşadık kızamıkla ilgili. Evet. Avrupa'da hemen hemen Almanya, İspanya dahil olmak üzere birçok ülke son yıllarda giderek artıyor salgınlarla seyreden kızamık vakaları. Siz başta soruyu sorarken söylediğiniz Amerika'da Kaliforniya. Bu şekilde aşı karşıtlığı aslında tüm devletlerin bir araya gelerek çözmeleri gereken ortak sorun haline gelmiş. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'ne düşer herhalde diye, evet, düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Bu aynı zamanda şöyle bir noktaya da getirdi. Kodun dışına çıkıyorum ama yani internette her okuduğunuza, gördüğünüze çok önemli bir şeydir internet. Ayrıcalığıdır modern dünyanın ama içinde çok ciddi bilgi kirliliği de olduğunu evet. düşünerek değerlendirmek lazım. Evet, özellikle aşı karşıtlar için. Pardon hocam. Bir de şöyle bir şey. Şimdi biz mesela bir bilimsel araştırma yapıyoruz ki yaptık. Aşı karşıtlığı ile ilgili bir çalışma yaptık. Yayınlandı da hani dergide. Şimdi aşı karşıtları bu yayınlara ulaşabiliyor. Bazı entelektüel düzeyi yüksek olan gerçekten ulaşabiliyor. Şimdi yayında şöyle bir şey söylüyorsunuz örneğin. İşte 300 hekime gittik. %3 aşı konusunda tereddütlü var. 3 hekime denk geliyor bu. Yani 297 hekim aşılar güvenli demiş. 3 hekim demiş ki bizim aşı konusunda biraz tereddütümüz var. Bu yetiyor tabii. Bu yetiyor. Yani hekimlerin %3'ü aşı karşıtı. Yani bir böyle bir maskeleme. Evet. Ya da içinden işimize gelenleri cımbızlama, çarpıtma gibi hani bütünlüğünden perspektifini bozma çalışmaların böyle yaklaşımlarda olabiliyor. Doğru. O yüzden mutlaka herkes kendi hekimine, aile hekimine, hepimizin birer aile hekimi var. Evet. Öncelikle aile hekimimize, varsa çocuk uzmanımıza mutlaka bu konuda danışarak karar vermeli. Her aşı karşıtını ikna etmek mümkün olmayabilir. Ama aşı karşıtı demeyelim, son zamanlarda aşı tereddütü daha çok yaygın bir terim. Henüz davranışa geçmemiş. İkilem içinde olmak. Evet, evet. Yani şekilde. Hangi tarafta olacağına karar verememiş olmak. Hani bu daha doğru bir terim. Onları en azından aşı yaptırmaya yönlendirmek için hekimlerin üzerine düşen çok görev var. Halkın da kendi hekimine sorması en önemli şey bence. Evet. Aşı kanser yapar mı? Aşı kanser yapmaz. Tam tersi kanserden koruyucu aşılarımız var bizim. Evet. Şöyle bir veri vereyim. 2015 yılında hepatit B'ye bağlı 887.000 karaciğer, sirozi ve karaciğer kanserinden ölüm oldu tüm dünyada. 2015, 4 yıl önce. Hepatit B aşısı aynı zamanda kanser aşısı olarak nitelendirilebilir. Karaciğer sirozunun ve karaciğer kanserinin önünde en büyük engeldir. Mutlaka yapılması gerekir. Yine HPV dediğimiz rahim ağzı kanserini engelleyen aşılar var. Onlar da özellikle adolesan dönemde yapılan aşılardan biri HPV aşısı. Yani şöyle diyeyim ortaokul döneminde. Onlar da tamamen kanserden koruyan aşılardan iki tanesi çok önemlileri. Gelecek jenerasyonlarda da prostat kanserine yönelik örneğin aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Ve çok büyük başarılar elde etmiş aşılar da var. Henüz bir dakika. Prostat kanserinin bir bakteriyolojik veya viral etkeni mi var ki aşı geliştirilmiyor? Epstein-Barr var, pardon. Doğru. Bu kadar ama prostat kanserinde yeni geliştirilen, sadece çok prostat rol oynuyor mu o kadar yani papiloma kadar Epstein'da? Hocam şöyle büyük bir kesimine etki edecek şekilde yeni jenerasyon aşılarda deneyler başlamış durumda ve başarılı bulguları var. Henüz tabii ki yaygınlaşmış ve şu anda topluma genellenmiş bir şey değil. Bunlar yeni çalışmalar. Yine tüberküloz için yeni aşılar geliştiriliyor. Sıtma için yeni aşılar geliştiriyor. Yeni aşılar geliştirilen ve etkinliği daha yüksek. Var olanlardan daha etkin aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Evet. Önümüzdeki yıllarda hepsi karşımıza çıkacaktır. Evet. Çok teşekkürler. Soru şu, grip aşısı gerekli mi? Şöyle, risk gruplarına tabii ki gerekli. Bir kere sağlık çalışanları özelinde, yani hekimler, hemşireler, hastanede çalışanlar olarak bakarsak, daha çok kanserli hastalarla çalışanlar ya da işte immün sistem
mi sorun olan, bağışıklık sistemi sorun olan hastalarla uğraşan hekimler, çalışanlar mutlaka olmalı bir kere. Sağlık çalışanlarını bir kenara koyarsak, 65 yaşın üzerinde, işte kalabalık yaşam koşullarında, işte kreşlerde ya da işte hapishanelerde kalanlar, mahkumlar, kalabalık yaşam ve kötü yaşam koşulları olanlar risk grupları arasında, yine alkolikler, bazı hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar, evet, diyabetler gibi kronik hastalığı olanlar risk grupları. Kesinlikle grip aşısı bu risk gruplarına gerekli. Şöyle, 65 yaş üzeri ölümlerin çoğu zatüre nedeniyle oluyor. Bunun da önünde bunun bir grip hastalığı olabilir. Evet, çoğunlukla bir grip hastalığı oluyor ve dönüşmesi çok kolay oluyor. Bu yüzden üstelik devlet ödenen bir aşıdır. SGK öder grip aşısını. 65 yaşın üzerindeki toplumda ve kronik hastalığı olanlarda 65 yaşında olmasa bile yaptırılması tavsiye edilen aşılar arasında. Buraya gelmişken domuz gribi, kuş gribi ile bizim bildiğimiz grip arasında ne fark var hocam? Şöyle, bizim bildiğimiz halk arasında grip dediğimiz aslında bizim grip dediğimiz grip değil. Daha çok biz üst solunum yolu enfeksiyonu diyoruz. Grip oldum denince biz ona üst solunum yolu enfeksiyonu diyoruz. Veya soğuk algınlığı, evet, ile ya karıştırılıyor. Da, evet, soğuk algınlığıyla. Grip dediğimiz aslında halk arasında paçavra hastalığı olarak tanımlanan bir hastalık. Ciddi komplikasyonları olan ve bazı durumlarda hastaneye yatış gerektiren bir durum, viral durum. H1N1 domuz gribi dediğimiz 2009 yılında Meksika gribi diye de gerçekten anılıyor. Gerçekten virüs domuzlardan mı insanlara geçen bir virüs? O konuda bir bilimsel bilgi var mı, yoksa neden domuz gribi denmiş buna? Onun çok ayrıntısını bilmiyorum hocam. Ben de bilmiyorum zaten. Şöyle, Meksika'da ilk başladığı için salgın olarak Meksika gribi ilk adlandırılan H1N1 virüsü. H1N1. Ve ilk aşı da ona yönelik. 2009'da ciddi salgın beklendi biliyorsunuz tüm dünyada. Yine salgın olan ülkeler oldu. Türkiye'de 2010-2011'de ciddi hazırlık yaptı bu aşıya yönelik, özellikle risk gruplarını aşılamak için. Böyle bir hani aşılama aktiviteleri başladı. Her yıl biz o yıl, bir önceki yıldaki virüs kendini çok hızlı replike ediyor. Yani değiştirebiliyor. Bu yüzden bir önceki yıla yönelik, evet, mutlaka biz aşılamayı yapıyoruz. İçerisinde değişik suçlar olan, en sık görülen suçlardan aşılar yapabiliyoruz grip aşısı olarak. Evet. Peki grip aşısının koruyuculuk değeri diğer aşılardan biraz düşük ama, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şöyle, immün yani sistemi... Birisi %85-98 aralığında ama gripte en fazla %80 diyebiliyorum. Doğru mu bu bilgi? Hocam onlar artıyor. Sadece şöyle, etkili olan suç, her suça yönelik tabii ki olmuyor. Tabii. Bir önceki yıl baskın olan suç öncelikli ve diğer suçlar da ekleniyor. Bu yüzden de tabii ki o yılın suçu farklı bir suçsa koruyuculuk oranı biraz daha düşük. Ama gene de yakalansanız da hafif geçirmek şeklinde bir faydası var bildiğim kadarıyla. Viral aşıların çoğu öyle hocam. Viral aşıların çoğu. Bir de komplikasyonu azaltıyor. Hastaneye yatış oranlarını düşürüyor. Evet. Örneğin grip hastalığı, Guillain-Barré dediğimiz bir sendroma neden olabiliyor. Aşılar bunun önüne engel. Evet. Bu yüzden de hani aşılar risk gruplarında mutlaka grip aşısı için, evet, konuştuğumuz için yani 65 yaş gerekir. Üstü, diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda, kalp hastalığı olanlar, kalp hastalığı, KOAH'ı olanlarda ve de kalabalık yerlerde çalışan, mikrop kapmaya çok müsait olan insanlara yapmayı tavsiye ediyoruz. Ve bunu sosyal güvenlik sistemi de ödüyor diyoruz. Hocam, aşılanacak kişi hasta ise aşı yapılabilir mi? Hastalığı, şimdi aşı yapılan hastaysa, yani şöyle, kızamık hastasına kızamık aşısı yapmıyoruz tabii ki. Ama
Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu var ya da soğuk algınlığı var. Aşı yapmanın önünde bir engel yok. Kimlere aşı yapmıyoruz? Hastalık dediğimiz, örneğin işte ciddi baskılanmış immün sistemi varsa tabii ki onlara aşı yapmıyoruz. Özellikle canlı aşıları yapmıyoruz. Evet, kemoterapi alanlar, evet, organ nakli hastaları, ama onun dışında ufak tefek sorunlarda bir engel yok. Evet. Sorun şu, gebelerde aşı yapılabilir mi? Şöyle, grip aşısı yapılabilir. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Gebelerde grip aşısı yapılabilir. Engel yok. Gebelere canlı aşı yapılmaz. Gebelere 4. ayda tetanoz aşısı yapılır. Gebeliğinin 4. ayında tetanoz aşısı yapılır. 5. ayda 2. doz yapılır. Doğumdan sonra tekrar bir doz yapılır. 3 dozluk tetanoz aşısı, primer immünizasyon deriz. Yaptığımız 2 doz yeni doğanın, yani yeni doğacak olan çocuğun tetanoza yakalanmasının önündeki en önemli engeldir. Mutlaka yapılmalıdır. Ben hastanede doğuracağım, sezaryen yapacağız. İşte zaten buna tetanoz olma riski yok diye düşünmeyelim. Bunu diyenlere de inanmıyorum. Ama tetanoz aşısı daha önceden yapılmışsa son 5 yıl içinde gerek yok tabii, değil mi? Şöyle, primer immünizasyonu yapılmışsa evet, gerek gebeliklerinde gerek yok. Evet. Primer immünizasyon yapılmışsa, hatta şöyle, biz 5 dozluk aşı kadınlarda işte 4. ay, 5. ay gebelikten sonra, lohusa döneminde yani, 1 yıl sonra ve 1 yıl sonra ya da diğer gebeliklerinde birer doz yapılarak 5 doza tamamlayınca tabii ki gerek yok. Ama genellikle yapılmamış oluyor. O yüzden de aile hekimleri... Evet, genellikle yapılmamış oluyor, doğru. Yani okulda yapılanla kalıyor genellikle tetanoz aşısı. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Ve neonatal tetanoz... Halbuki 5 yılda bir şey yapmak lazım. Neonatal tetanoz ciddi ölümcül. Ciddi ölümcül bir şey. Çocuk tamamen normal doğuyor. Birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra emmeme, işte çenede kilitlenmeyle geliyor çocuk. Sağlıklı doğan, her şeyi normal olan bir çocuğu biz çok küçük aşıyla engellenebilir bir hastalığa maruz bırakıyoruz. Evet. Çok da ahlaki değil. Evet. Hocam, soru şu, bazı aşılar tek doz yetiyor da bazılarının rapelde ifade ettiğimiz belli aralıklarla tekrarlıyoruz. Bu tekrarların sebebi ne acaba? İmmün sistemi daha da aktive etmek, daha hatırlatma aktive dozu diye hatırlatma de söyleyebiliriz diye ona. Evet. Daha fazla aşılarla immün sistemi aktive ediyoruz. Evet. Şimdi WhatsApp ihbar hattımızdan biraz demin de sorduğum soruya da ilgili gibi gözüken bir soru gelmiş. Anne hamileyken yapılan aşı otizme neden olur mu? Ve doğumdan sonra bebeğe yapılan aşılar otizmin nedenlerinden biri midir? Aslında biz bunun cevabını verdik. Ama buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Anne hamileyken yapılan aşı niye otizme neden olur? Anne hamileyken rutinde yaptığımız tetanoz aşısı. Tetanoz aşısı zaten. Onun da otizmle veya grip aşısı hiç ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok otizmle, evet, ilgili. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bazı özel sorular daha devam edeceğiz. Tetanozu tekrar açayım. Yani sanıyorum 5 yıl kesin koruyuculuk var ama 10 yıla kadar da koruyuculuğu olabilir. Peki hangi durumlarda, bir kere yani bu süre aşıldığı zaman mutlaka vatandaş bunun tekrarını yapmalı. Ama diyelim ki yapmadı da eline bir şey battı, ne bileyim parmağına, ayağına çivi battı diyelim. Böyle durumlarda herhalde tetanoz aşısını mutlaka tekrarlamak lazım. 5 seneyi geçtikten sonrası için konuşuyorum, doğru mu? Şöyle hocam, kirli bir kere 10 yılda bir düzenli aralıklarla aşılanmak gerekiyor. Ki biz ihtiyacımız olmadığı sürece sağlık hizmetine gitmediğimiz için hani yakalanmamış ya da aşılanmamış olabiliyor. Bundan en çok muzdarip de erkekler. Onlar askerde aşılanıyorlar. Daha sonra böyle bir aşılanma şemaları yok. Kadınlar gibi değil. Yani kadınlar gebeliklerinde neonatal eliminasyon programı çerçevesinde aşılanıyorlar. Eğer yara kirliyse, zaten tetanos her yerde yaşayabiliyor. Özellikle toprakta bulunuyor. Yaralanmalarda, trafik kazalarında bile
tetanoz aşısı yapılmalı. Ama önceki aşı sizin de dediğiniz gibi... Acil servislerde yapılıyor galiba değil yapılıyor. Mi? Her türlü yapılıyor. Her bir yaralanma vakasında yapılıyor. Yaralanmalarda yapılıyor. Ama aşı sorgulanıyor. Son 5 yılda yapılmış mı yapılmamış mı? Ya da son 10 yılda yapılmış mı yapılmamış mı? Yara kirli mi? Ona göre aynı zamanda immünglobulin de yapmak gerekebiliyor çünkü. Doğru. Kolera aşısı için ne diyorsunuz? Kolera bugün artık geri kalmış toplumlarda su hijyeni bozukluğuna rastlanan bir hastalık. Yani rutin aşı programlarında yok kolera. Yok, yok. Yapılması önerilen bir durum var mı? Salgın görülme durumlarında belki diyebiliriz değil mi? Bazı koleranın endemik olduğu bölgelere endemik gidişti. Endemik olduğu bölgelere gidişler de olabilir. Kuduz. Şimdi diğer aşılardan farklı olan bir bayağı da eski bir şey. Bayağı da ölümlerin önüne geçmiş ama maalesef öyle bir toplumda yaşıyoruz ki kuduz hala görülebiliyor. Yani Batı toplumlarında kuduz diye bir hastalık söz konusu değil. Ama diğer aşılardan bir farkı var yani öbürleri hastalık olmadan yani hastalıkla mikropla karşılaşmadan yapılıyor. Bunda mikropla karşılaşınca yapılıyor aşı. Evet. Çünkü neden ilerlemesini öyle? Durduruyor. Evet. Eğer enfeksiyon almışsa kişi virüs almışsa onun ilerlemesini durdurduğu için yani aşı burada. Isırma olayından sonra da yapıldığı herhalde kuluçka süresi uzun olduğu için olsa da gerek. Evet. Değil evet. Mi? Onun da etkisi vardır. Evet. Teşekkür ediyorum. Aşı yan etkileri nelerdir? Var mıdır? Önemli midir? Şöyle aşı karşıtlarının bir tane söylemi de bu aşı yan etkileriyle ilgili. Aşı yan etkileri en çok gördüğümüz bizim daha çok lokal. Yani aşının yapıldığı yerde kızarıklık gibi işte ya da işte bazı aşılara yönelik bölgesel lenf bezlerinde şişme şeklinde olabiliyor. Ama en fazla gördüğümüz lokal. Sistemik olanlar yani daha böyle büyük olanlar örneğin dedik ki kızamık aşısı örneğin 60 kişide 60 çocukta zatüre yapacak, birinde ensefalit yapacak, işte ikisini öldürecek. Aşıya bağlı yan etkiler 1 milyon dozda 3 ila 10 arasındayken işte diğerleri 1000'de 60 gibi seyrediyor. Peki aşıya bağlı yan etki derken ciddi bir yan etkiyi mi kastediyoruz yoksa ateş? Mesela anafilaksi dahil. Anafilaksi dahil. Yani evet. Vücudun verdiği bir reaksiyon olabilir. Anafilaksi dahil dediğimiz. Evet. Ateş tabii ki öyle ama hani daha sistemiklerden bahsediyorum. Daha önemli. Evet. Mesela ensefalit aşıya bağlı ensefalit evet. Görünme. Çok nadir. Şimdi hastalığın çok yüksek görüldüğü toplumlarda yani o dönemlerde hastalığın daha fazla ölümcül olması ya da daha çok büyük komplikasyonlarla seyretmesi nedeniyle aşıya bağlı yan etkiler göz ardı edilebiliyor. Ama hastalıkların ortadan kalktığı aşıyla önlenebilir ve aşının yaygınlaştığı toplumlarda aşının etkileri daha göz önünde olabiliyor. Ama şunu hiç unutmayalım, bu döneme yaygın aşılama programıyla geldik. Evet. O yüzden de her aşı binlerce araştırmadan geçiyor. En son ürün oluncaya kadar da araştırmalar bitmiyor. Toplumda da araştırmalar devam ediyor. Her yan etki bilimsel çerçevede kabul edilebilir çerçevede değerlendirilerek zaten aşılar programa alınıyorlar. Bu yüzden de her ilacın yan etkisi olduğu gibi tabii ki aşının da var ama dediğim gibi hastalık kadar değil. Evet. Hastalığın yani bu şeye benziyor. Penisilinden de 1 veya 2 milyonda bir anafilaktik nedenle insan kaybedilebilir ama penisilinin icat edildiğinden sonra penisilinin kurtardığı canları düşünürseniz ihmal edilecek kadar düşüktür. Evet. Veyahut da trafik kazasında insanlar ölüyor diye herhalde araca binmekten vazgeçecek halimiz de yok ama aşılar için bu risk herhalde araç içinde gitmekten çok çok daha düşüktür diye düşünüyorum. Tabii katılır ki öyle. Mısınız? Öyledir. Evet, evet. Çok düşük ve binlerce çocuğu kurtarıyoruz. Kurtarıyorsunuz. Ve hatta bugün insan ömrünün 1950'li yıllara göre anormal derecede insan ömrünün uzamasını düşündüğünüzde herhalde bunun en büyük payı da aşılara evet. Vermek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Katılırsınız herhalde. Evet. Papilloma virüsü
için bütün genç kızlarda aşılama önerir misiniz? Orada farklı görüşler var. Öneren bir grup var. Özellikle cinsel aktiviteden önce mutlaka yapılsın diye geçen bir grup da var. Ya da hani yapılmasın çünkü kanser, evet, HPV aşısı kadınları rahim ağzı kanserinden korumak için yapılan bir aşı, evet, ve en çok görülen suçlarının içerdiği bir aşı, evet, yani en invaziv olan suçlarına yönelik geliştirilen bir aşı. Ama bu kadınları simirle, simir taramasından kurtarmıyor bir kere. Bu yüzden de simiri öneren bir grup var, aşıyı öneren bir grup var. Yani simirlerini her yıl takip ediyorsanız zaten çok erkenden rahim kanserini yakalayıp tedavi de edebilirsiniz anlamında herhalde. Benim kişisel ve hani bugüne kadarki kendi hani çalışmalardan ve literatürlerden okuduğum ve kendi deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim. İnvaziv, yani kansere dönüşme olasılığı yüksek suçların içerdiği aşılar kız çocuklarımızı koruyor. Cinsel aktivite başlamadan mutlaka yaptırmalı diyen gruptasınız. Ben o gruptayım. Tabii ki bu simir yaptırmayın anlamına gelmiyor. Anlamına da gelmiyor. Çocukları bu konuda da uyarmak lazım. İkisini de birden yaptırmak lazım diyorsunuz. Evet, simirle tarama programlarından çıkmadan. Ama o zaman risk yaklaşımı yapıyoruz. Simirdeki sonuca göre risk yaklaşımı yaparak simirlerin arası açılmış oluyor. Aşı invaziv suşa yönelik etkili. Çocuk doğar doğmaz yapılması gereken bir aşı var mı? Var, hepatit B. Hepatit B. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma oldu. Ben içimden geçenleri halkımız adına, biraz da hekim olarak sorduğumu düşünüyorum. Ama kafalarda çok kuşkular bulunan bir konu olduğu için herhalde halk sağlığı açısından çok faydalı bir konuşma oldu. Ve genelde şu ana fikre ulaştık sanıyorum. Ne olursa olsun bugün aşı ile kontrol altına alınabilecek birçok hastalık var ve bu aşılarda milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır. Onun için aşılanmaktan korkmayın, çocuklarınızı aşılatmaktan da vazgeçmeyin, mütereddit davranmayın eski Türkçe tabiriyle, evet, diyoruz. Evet, evet, mutlaka öyle. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam, hem aşı haftası olması nedeniyle hem de 23.650 aile olmuş aşı karşıtı Türkiye'de. Duydum bu rakamı, evet, maalesef. Bizim yaptığımız çalışmada da aşı tereddütü %6 çıktı. Kızamık için sınır, toplum bağışıklığı sınırı çocukların %96'sını, %94-96'sını aşılamak, toplum bağışıklığını tehdit eden bir orana doğru geliyor. O zaman siz çocuğunuzu aşılatmamakla sadece kendi çocuğunuzu riske atmış olmuyorsunuz. Diğer çocukları da bir anlamda riske atıyorsunuz herhalde. Nadir görülen hastalıkların mesela ortaya çıkması gibi. Evet, doğru. Artı çocukların sağlık hakkını da elinden almış oluyorsunuz. Evet. Yani böyle bir şey de var. Yani sadece anne babası çocuğun aşılanması konusunda endişeleri var diye, evet, çocuğun sağlık hakkını, yani bir çatışma ortamı aslında, evet, bu. Evet. Yani toplumsal yani yararı. Çocuk ileride reşit olduktan sonra hesabını anne babasına da sorabilir eğer bir komplikasyona yol açarsa aşısızlık gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ondan önce bence sağlık otoritelerinin sorması gerekir. Sorması gerekiyor. Aşı yapmayan, yapılmayan bir çocuğun, örneğin kızamıkla geldiyse karşımıza, evet, ve çocuk aşısız ve aile aşık, ben aşı yaptırmıyorum dediği için aşı yapılmamışsa, evet, bunun hesabı da sorulmalı, evet, tabii ki. Şimdi ben düşünüyorum da, yani sene 1975, ben intern doktor olarak Hacettepe Tıp Fakültesi Pediatrik Acil, Çocuk Acil Servisinde bir ay çalışmak durumundaydım. Oraya gelen vaka 8 yatağımız var ama maalesef çok ciddi hasta kaybedildiği için çok hızlı hasta dönüşümü olan da bir, çok nadiren de servise çıkıyor hastalar. Ve iki grup hastalık vardı. Çocuk ishalleri, ikincisi de kızamık sorunu bronkopnömoni. Evet. Yani 75'te zaten Türkiye'de Hacettepe gibi bir üniversite hastanesinde, Ankara gibi bir şehirde bundan 40 yıl önce
40 küsür yıl önce bayağı ciddi kayıplara yol. Şimdi duymuyoruz böyle şeyler. Belki de görmüyor tıp fakültesi öğrencileri. Şöyle hocam, biz biraz daha hani şey görüyoruz, daha az görüyoruz tabii ki. Çünkü aşıyla korunabilir evet. hastalıklar olduğu için bunların çoğu. Evet. Aşılar bu hastalıkları görülme sıklığını ve ölümlerini azalttı. Evet. Ama dünya genelinde 2018, şimdi erken doğumları yani prematüreleri bir kenara bırakırsak, evet. doğum komplikasyonlarını bir kenara bırakırsak yine en fazla ölüm nedeni pnömoniler, zatüreler yani. Evet. İkinci diyareler. Hala 2018'de biz çocuklara ama kızamık sonu değil ama pnömoniler. Değil, yanlış mı söylüyorum? Değil evet. tabii ki. Pnömoniler. Pnömoniler doğru. Geniş burada. Yani şimdi pnömoni aşımız da var. KPA diyoruz. Konjüge pnömokok aşısı. Yine çocuklara 1 yaşına gelmeden yapıyoruz. 2. ay, 4. ay, 6. ay gibi. KPA aşıları yapıyoruz. Ama bunun yaygın olmadığı tüm dünyada 5 yaş altında en önemli çocuk nedenleri arasında yine 3. sırada diyareler, pardon, zatüreler ve diyareler geliyor. Yani 1 ve 2 ne? Doğum komplikasyonları ve erken doğum, prematürite diyoruz. Erken doğum. Yani erken doğmuş çocuklar. Aklımda kalan bir soru, aklıma gelen bir soru daha. Gebeler için eğer anne kızamıkçığa karşı şey değilse, daha önceden aşılı değilse ve geçirmemişse, gebeler için veya gebe adayları için önerimiz ne? Gebeleri KKK şey dediğimiz karma aşıdan bahsediyorum. Gebeleri aşı yapmıyoruz. Onlar canlı aşılar. Ama çünkü gebelik öncesi yapmak lazım galiba hemen evet, değil mi? Evet. Çünkü gebeliklerinde kızamıkçık geçiren kadınlar konjenital kızamıkçık sendromu dediğimiz çocuklarında ciddi bir durum ortaya çıkıyor. Kızamıkçık aşısından önce binde 8 ila %4 gibi bir sıklığı vardı Türkiye'de. Bu giderek azalıyor tabii ki. Çünkü yaygın aşılama şeması bunu ortadan kaldırıyor. Gebe adayları şöyle kızamıkçık enfeksiyonu geçirmemiş, hatırlamayan ve hani gebe olmayı düşünenler tabii ondan sonra dikkat etmek lazım. Hemen aşıdan sonra da bir süre hamile kalmamak gerekiyor. Aşısını mutlaka alması gerekiyor. Lazım. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçi artık aşı benim gençliğimde yapılmıyordu kızamıkçık aşısı ama artık rutine girdi. Doğru söylüyorum değil mi? Konjenital kızamıkçıktan korktuğumuz için hocam. Evet. Kızamıkçık aşısı evet. KKK olarak girdi. Yapılıyor. Yine kaba kulakta sağırlık gibi komplikasyonları var biliyorsunuz. Evet. O anlamda yine KKK aşısına ek olarak evet. girdi. Evet. Bu, kaba kulak, bu sorun yani biraz gerilerde kaldı yani. Erkeklerde orşit nedeniydi biliyorsunuz. Evet. Komplikasyonları orşit açısından. Evet. Geniş komplikasyonları var. KKK aşısı 2006 yılında şemaya girdi. Evet. Ve bence konjenital kızamıkçığın önünde de en büyük bir hani engel oldu. Çok iyi düşünülen bir de kampanya sonrasında girdi KKK aşısı. Evet. Bu anlamda iyi bir antijen Türkiye açısından. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Halk sağlığı adına çok önemli bir söyleşi oldu Sayın Türkay. Sonuna geldik sohbetin. Ekleyeceğiniz bir şey varsa araştırmalarınızdan, yayınlarınızdan da kaynak göstererek sizi son sözünüzü alalım. Sonra da izleyicilerimize veda edelim. Teşekkür sizi yorduk. Ederim. Çok çok faydalandık. Çok teşekkür ediyoruz. Yorulmadık hocam. Ben şöyle şunu söylemek istiyorum. Şimdi özellikle toplumun önündeki bireyler. Konuşma sırasında Sayın Karatay'dan bahsettik. İsim vermeyeceğim ama birçok gazeteci yine işte ciddi üst görevlerde olunan temsilcilerimiz evet. Dönem dönem aşılarla ilgili ya da sağlıkla ilgili, sadece aşılarla ilgili değil, evet. sağlıkla ilgili bilimsel olmayan tamamen kendi inançları ve düşünceleri doğrultusunda halkı yanlış yönlendirebilecek söylemlerde bulunabiliyorlar. Şimdi ben bu nedenle
biraz daha onları öncelikle uyarmak istiyorum. Çok güzel bir görüş, çok doğru bir görüş. Maalesef dediğiniz gibi sadece aşılama alanında değil, özellikle ekranları sık sık işgal eden bazı meslektaşlarımız var. Ve özellikle kanser konularında ve işte zayıflama, obezite gibi konular da buna dair benim çektiğim foto, belki başkaları da vardır ama son derece yanlış şeylere de yol açabiliyorlar. Yani toplum lideri konumundaki kişiler, vatandaşlarımızın da bu konuda herhalde çok duyarlı olması lazım. Evet. Ama hani önce bu aydın dediğimiz, işte daha hani toplumun önünde lider konumunda olanlar bence biraz ya danışılarak konuşulmalı ya da bilimsel kanıtla konuşulmalı ya da o konuda kendi fikrimizi söylemeyelim. Evet. İşte maalesef şunu da söyleyeyim, sözü öyle bitirelim. Sanıyorum 1988 yılıydı. Bir gün Sağlık Bakanımız çıktı, akşam 7 ajansı televizyonlarda. Dedi ki nihayet bir Türk doktoru dedi kanserin ilacını buldu dedi. Zakkum. İlacın adı Zakkum. Doktorun adını söylemeyeceğim etik olarak ama benim branştaşım bir genel cerrahi uzmanı ve o sağlık bakanı, onun da adını vermeyeceğim. İnanın yarım saat Zakkum'un faydalıları konusunda bir açıklama yaptı. Ve tabii bunun bir fiyasko olduğu sonradan ortaya çıktı. Bir sürü insanın duygu sömürüsüyle karşılaşıldı. O doktorun ofisi, muayenehanesi uzun kuyruklarla çalıştı. Büyük paralar ödendi. Ama neticede Zakkum'un kansere çare olmadığı görüldü. Tabii ben bunu trajikomik bir olay olarak değerlendiriyorum. Ve bir sağlık bakanının bile buna alet olması korkunç bir durumdu. Evet. Yani aydınlar falan derken bakan bile, sağlıkla ilgili bakan bile böyle bir hataya düştüyse bu uyarılarımızı toplumun da dikkate alması lazım. Yani bilim belki yavaş adımlarla ilerler ama daima en doğruyu gösterir. Mutlak doğruyu, evet, kanıtlara dayanır, doğru. Yani mutlak doğruyu olmasa bile en doğruyu gösterir. Yani bilimin doğrularını test etmek ve onu kullanmak zorundayız. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Başka programlarda da inşallah böyle güzel sohbetler yaparız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.